misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz. Tüm misafirlerimizden yerlerini almalarını rica ediyoruz. İlginize teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın hanımefendi, saygıdeğer konuklar, Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'nin açılışında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşme hareketini başlatan, devlet tarafından yapılmış ilk fabrika olan Sümer Bez Fabrikası'nın tarihçesiyle, müze ve kütüphane projesinin kısa hikayesini anlatan, TRT tarafından hazırlanan tanıtım filmimizi izlemeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi, yaklaşık 7000 metrekarelik kapalı alana sahip yapılanmasıyla, yurt dışında devlet başkanları için inşa edilen müze geleneğinin Türkiye'deki ilk örneği olarak karşımıza çıkıyor. Müzede 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaşam öyküsünün ekseninde modern Türkiye'nin demokrasi serüveni anlatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi, Kayseri Sümer Bez Fabrikası Enerji ve Buhar Santrali binalarının onarılarak yeniden düzenlenmesiyle kuruldu. Bugün müzeye dönüştürülen bina, Türkiye'de kalkınma hamlesini başlatan o ilk fabrikanın elektrik santraliydi. Kayseri Sümer Bez Fabrikası, Sovyetler Birliği'nden alınan 8,5 milyon liralık krediyle kurulmuştu. Dönemin önemli mimarlarından İvan Sergeyeviç Nikolayev'in tasarladığı bina, konstrüktivist akımın dünyadaki nadir örneklerinden biri olmuş ve bu anıtsal yapının inşası Türk-Sovyet İşbirliği ile 16 ayda tamamlanmıştı. ...1935 yılında üretime geçen fabrika, Anadolu'da kendisinden sonra yapılan diğer tekstil fabrikalarının öncüsü olmuş ve kendi alanında yerli bir marka yaratmıştı. Binalar tesisin genel elektrik ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış olsalar da, 1960'lı yılların sonunda işlevleri değişmişti. Elektrik santrali binası bir dönem konfeksiyon atölyesi olarak hizmet vermiş, buhar santrali de değişen üretim ve yakıt teknolojisine bağlı olarak modernize edilmişti. Değişen ekonomik politikalarla birlikte fabrika 1999 yılında kapandı. Uzun yıllar boyunca yalnızca Kayseri'ye değil, Türkiye'nin üretim ekonomisine de ciddi katkılar yapan bu önemli endüstriyel yapı kompleksi, işlevi bittikten sonra kaderine terk edildi. Metruk bir yapı olarak bölge ekonomisine ve kent hayatına hiçbir katkı sağlayamadığı için zaman içinde yok olmaya yüz tuttu. 14 yıl boyunca bakımsız ve terk edilmiş bir alan olarak kaldı.
Kent hafızasında köklü bir yeri olan bu yapı, Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'ne dönüştürülerek yeniden ayağa kaldırıldı. Yapılar topluluğu mimari, küratöryal, müzeoloji ve işletme ekiplerinin çok zor şartlar altında gerçekleştirdikleri çalışmalarla yeniden düzenlendi. Emre Arolat Mimarlığın ve Rönesans İnşaat'ın yürüttüğü proje ve restorasyon çalışmalarıyla kent halkının kullanımına tekrar sunuldu. Yıllar içinde yıpranmış ve hasar görmüş binalar, güncel üretim teknikleri ve yapı malzemeleriyle aslına uygun olarak yenilendi. Yapıların fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için yüzlerce duvar eklenerek güçlendirme çalışmaları yapıldı. Gelişmiş elektrik, mekanik tesisatlar ve modern otomasyon sistemleriyle donatılan binaların daha uzun yıllar varlıklarını sürdürebilmeleri sağlandı. Böylece Cumhuriyet tarihinin eski bir değeri, 10 ay gibi kısa bir inşa ve restorasyon sürecinde canlandırılıp, modern bir kültür anıtına dönüştürülerek kullanıma hazır hale getirildi. Büyük emekler harcanarak inşa edilen bu yapı, Türkiye'de uluslararası standartlarda Cumhurbaşkanlığı Müzesi geleneğini başlatan bir yakın tarih ve demokrasi müzesi olarak ziyaretçilerini bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, devlet ve siyaset hayatımızda önemli bir yere sahip olan 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün hayatını, Türkiye Cumhuriyeti'ne kattığı değerleri dostlarının şahitliğinden dinleyeceğimiz kısa filmimizi izliyoruz şimdi de. Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim 1950'de Cumhuriyet'in 27. yılı kutlanırken Kayseri'de dünyaya geldi. Abdullah Gül, siyasi hayatını şekillendirecek olan fikirlerle henüz Kayseri Lisesi yıllarında tanıştı. Aslında siyasi hayatım milletvekilliğimde başlamadı. Lise ve üniversite yıllarında hep öğrenci hareketlerinin içinde oldum. Memleket meseleleriyle uğraştık ve hep Türkiye'yi düşündük. Kayseri yurdunda kaldığımız dönemde bir taraftan Büyük Doğu'ya gider, diğer yandan Milli Türk Talebe Birliği'nde faal bir öğrencilik hayatı geçirirdik. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki eğitim hayatı boyunca dönemin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan öğrenci hareketlerinde aktif olarak yer aldı. Abdullah Bey'le yol arkadaşlığımız 1970'li yılların da ötesinde ta Milli Türk Talebe Birliği dönemlerine dayanır ve böyle bir yol arkadaşlığımız, mücadele birliğimiz oradan itibaren başlamış ve ondan sonraki süreçte de siyasette devam etmişti. 1974 yılında İktisat Fakültesinden mezun olan Abdullah Gül, doktora çalışmaları için İngiltere'ye gitti. 1983'ten sonra 8 yıl boyunca İslam Kalkınma Bankası'nda ekonomist olarak çalıştı. İslam Kalkınma Bankası'nda bulunduğum dönemde Müslüman ülkeleri yakından tanıma fırsatını buldum. Ayrıca onların üstünlüklerini ve zafiyetlerini gördüm. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, iyi yönetişimin, insan haklarının ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bütün bu değerlerin kendi İslami değerlerimiz olduğunu da idrak ettim. 1991 yılında Kayseri'de arkadaşlarının ve hemşehrilerinin teklifi üzerine aktif siyasete girdi. Katıldığı ilk seçimde Refah Partisi'nden milletvekili seçildi ve 5 dönem Kayseri milletvekili olarak görev yaptı.
1996 yılında kurulan 54. hükümette Devlet Bakanlığı görevini üstlenen Abdullah Gül, ortak akıl ve istişareye önem veren yönetim yaklaşımı, çekişmelerden ve çatışmalardan uzak duran siyaset tarzıyla dikkat çekti. 2000 yılında genel başkan adayı olarak katıldığı Fazilet Partisi kongre seçimlerini az bir farkla kaybetmesine rağmen bu yeni hareket Türk siyasi hayatının sonraki yıllarına damgasını vuracak olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla neticelendi. 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından 58. hükümeti kurmakla görevlendirildi. 2002 seçimlerinden sonra İlk AK Parti hükümetini kurduğumda Türkiye'nin önünde büyük sorunlar vardı. Bunlardan biri yaklaşan Irak Savaşı, diğeri büyük ekonomik problemler ve bir başkası da Kıbrıs'la ilgili alınması gereken önemli kararlar vardı. Halkın bizden beklentilerinin büyük olduğunu bildiğimiz için biz de iyi hazırlandık. Acil Eylem Planı adı altında kapsamlı bir program hazırladık. Bu programı 5 yıl boyunca kararlı bir şekilde uyguladık. Bu program sayesinde Türkiye köklü yapısal değişikliklere uğradı ve 5 yıl boyunca Türkiye büyük kazanımlar ve büyük mesafeler elde etti. Başbakanlığı yol arkadaşı Tayyip Erdoğan'a devretmesinin ardından sürdürdüğü Dışişleri Bakanlığı görevinde Türkiye'yi uluslararası toplumda en yetkin şekilde temsil eden Abdullah Gül, hem Batı hem de Türk ve İslam dünyasıyla yakın ilişkiler geliştirdi. The test of a friendship is not when you all agree about everything anyway, but when there are some issues between you, but you need to resolve them. Abdullah Gül is a very bright man, very intelligent, but he's got great emotional intelligence as well. That smile that he has can break the ice in a room very quickly. It's obviously clear that he is full of integrity. And Abdullah Gül made a big, big difference in the perception of Turkey, not only in the United Kingdom, but right across Europe. أن الرئيس عبد الله قل مارس مهمته واجبه كرجل دولة سواء عندما كان رئيسا للجمهورية وعندما كان رئيسا للوزراء وحتى عندما تخلى عن ذلك وأصبح مواطنا مارس في كل ذلك قيم الإسلام وقيم الديمقراطية ودولة القانون بما جعله يحظى باحترام كبير في كل الأوساط الإسهام الكبير له في إرساء الديمقراطية وفي إرساء التجربة التركية الفذة على الصعيد الاقتصادي. Komşu ülkelerle kurulan ve geliştirilen dostluk bağlarının yanı sıra Türkiye bu dönemde uluslararası kuruluşlarda da aktif roller üstlendi. Birleşmiş Milletler'deyken dünyadaki 180 ülke lideriyle veya bakanıyla görüşüyordu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ne seçilmesinde de bu Abdullah Bey'in hakikaten diplomat tarafı ve devlet adamı olarak her kesimden, her ülkeden, her bölgeden insanlarla sohbet edebilmesi, dostluk kurması çok önemli bir rol oynadı. As Secretary General of the United Nations, I was proud to work closely with His Excellency President Abdullah Gül on a number of issues ranging from the situation in Cyprus and the Middle East to sustainable development and the promotion of the rule of law. He worked tirelessly to deepen mutual understanding and support mediation and reconciliation efforts. President Gül has distinguished himself as a global statesman and a champion of the mission of the United Nations. Benim siyasi felsefemde yumuşak güç unsuru çok önemlidir. Gerek iç politikada, gerek dış politikada yumuşak gücü uyguladığınızda aslında problemlerin ortaya çıkmasını önce önlersiniz. Çıkan problemlerde çok erken teşhis edip daha kolay halledersiniz.
Nitekim yumuşak güç politikasını uyguladığımız dönemlerde Türkiye içeride çok güçlü oldu. Bölgede çok cazip bir ülke haline geldi ve uyguladığı politikalarla çevresine ilham kaynağı oldu. Abdullah Gül'ün yoğun gayretleri ve hükümetin reformcu politikaları neticesinde Türkiye 2005'te Avrupa Birliği katılım müzakerelerine resmen başladı. Türkiye'nin demokratik ve ekonomik gelişmesinde Avrupa Birliği çıpasını çok iyi değerlendirdik. Bu çerçevede çok önemli siyasi, ekonomik, hukuk reformları gerçekleştirdik. Bu reformlar Türkiye'yi çok güçlü hale getirdi. Ve neticede 2005 yılında Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine de başladık. I remember many things about my relationship with Abdullah Gül, but I will never forget that night in early October 2005 when we had the whole of the European Union around the table in Luxembourg for a European Foreign Ministers Council. I was chairing it because we had the presidency. The negotiations around the table had gone on for 36 hours. And finally, with lots of side negotiations with Ankara, where Abdullah Gül was, we got agreement around the table, and Abdullah Gül got in his aeroplane, and 3 hours later arrived in Luxembourg. I can still remember as he got out of his car at the entrance to the European Council in Luxembourg. We hugged each other. And then we went into a press conference and we announced that we had made history together. And we had. Kayseri Lisesi'nden İstanbul'a ve Londra'ya, oradan Cidde'ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanan yolda edindiği tecrübe ve birikim, Abdullah Gül'ün 24 Nisan 2007'de Cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla taçlandı. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığına adaylığım biraz sancılı oldu. Demokrasiye ve hukuka yakışmayacak bazı engellemelerle karşılaştım. Bunun üzerine biz de erken seçim kararı aldık ve seçime gittik. Seçimde halk aynı zamanda adaylığıma büyük bir destek verdi ve seçimi büyük bir farkla kazandık. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Cumhurbaşkanı seçildim. 28 Ağustos 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, göreve geldiği andan itibaren demokrasi ve insan haklarına saygılı, erkler arasındaki uyuma özen gösteren bir yaklaşım izledi. Ve ayrım gözetmeksizin tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı oldu. Türkiye'de siyasetin normalleşmesi ve demokrasinin yerleşmesine çözüm odaklı, iletişimi önceleyen ve herkesi kucaklayan anlayışıyla katkıda bulundu. Cumhurbaşkanı olarak sadece devlet işleriyle değil, sosyal meselelerle de ilgilendi. Eşleri Hayrünisa Gül hanımefendinin de öncülük ettiği pek çok kültürel, sanatsal ve bilimsel projenin gerçekleştirilmesini sağladı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu onurlu ve şerefli görevi yerine getirirken bütün Türk milletini temsil ettiğim hiçbir zaman unutmadım. Vatandaşlarım arasında hiçbir ayrım yapmamaya özel önem gösterdim. Ayrıca devlet kurumlarının ahenkli bir şekilde çalışması için de büyük gayret sarf ettim. Tabii Abdullah Bey'in bu 7 yıllık cumhurbaşkanlığı ve benim de yine aynı şekilde başbakanlığım dönemindeki dayanışma çok çok önem arz ediyordu. Tabii bu süre içerisinde en önemli bana göre adımlardan bir tanesi Türkiye'nin sadece iç politika değil dış politikada da yine gerek Cumhurbaşkanlığı makamı gerekse başbakanlık, hükümet el ele olması, dayanışma içerisinde olması bizlere çok ciddi kazanımlar elde ettirdi. Ve Abdullah Bey hakikaten bu süreç içerisindeki devleti tanımasıyla, deneyimiyle buradaki katkıları tabii ki bu sürece güç katmıştır. Ve bu kattığı güçle birlikte de hamdolsun şu 14 yıllık AK Parti'nin iktidarları dönemi ve benim de kendilerinden
devralmış olduğum şu Cumhurbaşkanlığı makamındaki süreç gücünü koruyarak aynı şekilde devam etmiştir. Devletin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı görevi boyunca dünyanın çok sayıda ülkesini ziyaret eden, ülkemizi ziyarete gelen devlet başkanlarını ve heyetlerini ağırlayan, Türkiye'yi karış karış dolaşan ve yurdun dört bir yanından gelen, toplumun değişik kesimlerini temsil eden vatandaşlarını ayrım gözetmeksizin kabul eden Abdullah Gül Beyefendi, tüm dünyada sayısız dostluklar kurarak ve Türkiye halkının sevgisini kazanarak hayatı boyunca ülkesi için çalıştı. Nach innen hat Abdullah Gül immer für Demokratie gekämpft, nach außen friedfertig für Frieden in der Welt. Und demnach ist ein idealer Vermittler zwischen verschiedenen Positionen und Fronten. Auf ihn kann man sich verlassen und ihm kann man vertrauen. Das haben alle seine Bekannten, Freunde, Partner in der Welt immer geschätzt. Und ich bin froh, dass wir Abdullah Gül haben. До Абдулла Гуля сотрудничество тюркоязычных государств ослабло. Контакты были очень слабые, и мы перестали собираться, общаться. Благодаря его энергичной работе и тому, что он ездил во все тюркские республики, беседовал, вел переговоры, у нас обстановка совсем изменилась. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, demokrasi mücadelesiyle örülü siyasi hayatı boyunca İnsani erdemlerle siyasi ideallerini uyum içinde sürdürmeye özen gösterdi. Müslüman toplumların kendi değerlerini koruyarak ileri demokrasi standartlarına ulaşabilmelerini hedefleyen Abdullah Gül, Türkiye ve dünya siyasetini iyi yönde değiştirmek için gayret gösterdi. Türkiye'nin yakın siyasi tarihini özetleyen, benim hayatımı, düşüncelerimi, ilkelerimi anlatan bu müze, umarım ki Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan sizler için güzel bir ilham kaynağı olur. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarımız, konuşmalarını yapmak ve proje hakkında bilgi vermek üzere müze ve kütüphane projesinin küratörü ve 11. Cumhurbaşkanımızın bir dönem kültür baş danışmanlığını yapan Profesör Doktor Sayın Hasan Bülent Kahraman'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 11. Cumhurbaşkanımız, sayın hanımefendiler, mevcudiyetleriyle bize onur veren, uzak ülkelerden gelen değerli ve kadirşinas dostlarımız, bugün bizi yalnız bırakmayan, yanımızda olan saygıdeğer konuklarınız, hepinizi saygılarla selamlarım. Efendim, benden 3 dakikalık bir konuşma yapmam istenmişti. Ben Deniz Naçizane Hoca olduğum için onu 33 dakika anlayarak öyle bir konuşma hazırladım. Sonra bunun değil efendim, kısalttım ama buranın gerektirdiği bilgiyi sunacak bir konuşma takdim edeceğim. Modern dünyanın getirdiği en önemli kurumlardan biri müzelerdir. Fakat müzeler 20. yüzyılın sonunda en çok eleştirilen kurumlar arasında kalmıştır. Bunun nedeni müzelerin tek yanlı bilgi üretmesi, adeta bir endoktrinasyon aracına dönüşmesidir. Batının merkezinde değil, çevresinde yer alan toplumlar ve topluluklar, Batının kendi mitolojisini aktardığı ve empoze ettiği müze olgusunu şiddetle eleştirmişlerdir. Müzelerin demokratik birer kuruma dönüşmesini talep etmişlerdir. Bugün Batılı müzelerde, Batı sanat tarihi yazımlarında da bu sonuç elde edilmiştir. Bugün demokratik bir anlayışla, çoğulcu, katılımcı, paylaşımcı bir yaklaşımla oluşturulan 21. yüzyıl müzeleri dönemindeyiz. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce sıcak bir İstanbul gününde bazı dostlarım bendenizi ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ün böyle bir müzenin küratörlüğünü üstlenmemi
istediklerini bildirdiler. Müze ve sanat konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgime ve birikimime, hatta naçizane iddialarıma rağmen ürktüğümü ve çekindiğimi söylemeliyim. Hazırlayacağımız müze Türkiye'de bir ilk olacaktı ve Sayın Cumhurbaşkanımız müzenin tasarımını müteşekkir olduğum bir hoşgörü ile bendenize bırakıyorlardı. Önce müzenin temel kavramını oluşturduk. Müze elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel tarihini, siyasal geçmişini yansıtacaktı. Fakat bunun kuru ve kişisel bir anlatımla verilmesini istemiyorduk. Ondan kaçındık. Bu kişisel tarihin Türkiye'nin demokrasi tarihiyle bütünleşmesini istedik ve zannediyorum bunu sağladık. Böylece müze ikili ve paralel bir yapıyla oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşantısı Türkiye'nin çilelerle dolu, mücadelelerle yüklü demokrasi tarihiyle bütünleşti. Sıra bu temel kavramı ifade etmenin yöntemine gelmişti. Bu konuda da bazı çekincelerimiz vardı. Madem ki ikili bir tarih anlatacaktık, o takdirde müzemizde az önce belirttiğim çerçeve içinde etkileşimli, aktif, katılımcı, paylaşımcı, demokratik bir müze olmalıydı. Bu yaklaşım 21. yüzyıl müze anlayışıyla iç içe geçecekti. Baskıcı, tek yanlı, övgücü, propagandist bir müzeden kaçınıyorduk. Verdiğimiz karar bizden yüksek ve güncel teknolojiyi talep etti. Bunu sağlayacak kurumu bulmalıydık. Arayışlarımız neticesinde çok sayıda Cumhurbaşkanlığı Müzesi gerçekleştirmiş RAA firması ile buluştuk. Kendilerinin de gösterdiği heyecanla çok uzun bir çalışma dönemi sonunda bugünkü müzeye ulaştık. Netice olarak Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi en yeni teknolojiyle donanmış, müzenin başlığıyla yetinmeyen, dileyenlerin diledikleri kadar istedikleri konuda derinleşmesine izin veren, aynı zamanda bir araştırma merkezi olarak projelendirilmiştir. Herhangi bir tarihi olgunun arka planını öğrenmek isteyenler, diğer kaynaklardan yararlanma imkanı verecek şekilde çok katlı, çok katmanlı tasarlanmış bu yapıdan yararlanabilecekler. En son teknolojik araçları kullanan müzede bu süreç hem kolay ve bir o kadar da zevkli olacaktır. Tekrar etmem gerekirse bu müze sadece Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün kişisel geçmişini yansıtmakla kalmıyor. Bu müze bir anılar evi değil. Bu müzede bir nostalji ne barındırılıyor ne yaşatılıyor. Geçmişin ışığında bir gelecek istikameti tayin ediliyor. Türkiye'nin ilk siyasi tarih müzesi olma niteliğini taşıyor. Bu müzenin çok büyük bir bölümü burada bulunan muhterem zevatın kişisel tarihidir. Herkes bir şekilde bu tarihin içinde kendisini bulacaktır. Müzemiz çeşitli bölümlerden oluşuyor. Karşılama, giriş ve kalıcı sergi bölümünden sonra ilk kesime geliyoruz. Bu bölümde son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nu ve erken Cumhuriyet Türkiye'sini anlatıyoruz. Bu bölümün hemen ardından demokrasiyle örülmüş bir hayat başlığı altında 1950-1997 arasını 10 yıllık anlatımlarla çok aktif bir şekilde sunuyoruz. Kendi hayatı da Türkiye'nin çok partili demokratik yaşama geçtiği yılda 1950'de başlayan Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün kişisel yaşamını Türkiye Cumhuriyeti'nin serüveniyle örüyoruz. Ardından gelen bölüm Sayın Gül'ün 1997'den 2014 yılına kadar geçen sürede siyaset ve devlet alanındaki faaliyetleri sırasında kendisine dayanak olarak aldığı temel değerlerini sözlü, yazılı ve görsel olarak belgelediğimiz değerler manzumesi bölümüdür. Bu bölümde Sayın Gül'ün Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı
ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bir devlet adamı olarak kendilerine hedef seçtiği kavramları birer nirengi noktası olarak büyük fenerlerle yansıtıyoruz. Ayrıca bu dönemi üç köprü metaforu ile sunuyoruz. Bunlar istikrara köprü, uluslararası köprü ve vatandaşlar arasında köprü olma işlevleridir. İzleyiciler bu bölümden sonra Çankaya Köşkü'nde kullandıkları makam odasını, kabul ettiği devlet başkanlarının resimlerini, Cumhur'un kendilerine ilettiği mektupları sergilediğimiz bölüme geçeceklerdir. Son bölüm interaktif bir oyunla bütünleşiyor. Müzenin pasif bir izleyici kitlesi yaratmasını istemediğimiz için Geleceğin Liderleri isimli bu bölümde geleceğin siyaset ve devlet adamları olacak gençler, Sayın Gül'ün devlet adamlığında izledikleri etik ve demokratik değerleri, uyguladıkları yöntemleri tecrübe edecek ve içselleştireceklerdir. Değerli konuklarımız, müzemiz az önceki tanıtım filminde de belirtildiği gibi Cumhuriyet'in ilk sanayi yapılarından Sümer Bez Fabrikası içinde yer alıyor. 1935 yılında açılan bu bina Kayseri'nin yakın dönem hafızasında derin izler bırakmıştır. Gerçekleştirilen en önemli işlerden biri uzun yıllar çürümeye terk edilen bu yapının yeniden ortak hafızaya kazandırılmasıdır. Bu yapı içinde yer alan kütüphane, hemen bitişikte bulunan Abdullah Gül Üniversitesi'ne de hizmet vereceği düşünülerek bir sosyal bilimler kitaplığı olarak tasarlanmıştır. Kütüphane, barındırdığı çok güçlü sosyal bilimler çekirdek koleksiyonunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Gül'ün belge, video ve fotoğraflarından oluşan kişisel arşivini de kullanıma açmaktadırlar. Değerli konuklarımız, bugün açılışını huzurlarınızla gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin katkılarını esirgemedikleri müzemiz, belirttiğim büyük çabanın bir verimidir. Bu müzeyle Türkiye'deki müzecilik anlayışına olduğu kadar dünyadaki Cumhurbaşkanlığı müze ve kütüphaneleri anlayışına da önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Bu müze demokratik bir yapıya sahip olduğu kadar uzun yıllar devlet görevinde bulunmuş bir kişinin şeffaf, hesap veren, kendisini gelecek nesillere bırakan açık yürekliliğinin de bir yansımasıdır. En öz anlatımıyla bu müze bir hesap verme çabasıdır. Müzemizin en önemli özelliklerinden biri kendisini dondurmaması, zaman içindeki gelişmelere açık olmasıdır. 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur darbe girişimini Türk halkı demokrasi tarihi içinde attığı en önemli, en şanlı adımlardan biri olacak şekilde onurundan, erdeminden ve dirayetinden aldığı cesaret ve dirençle Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bastırmıştır. Bu büyük olayı bu müzede en görkemli şekilde yansıtmak için çalışmaya başladık. İmalatların gecikmesi nedeniyle yetiştiremedik. Çok kısa bir süre sonra Nisan ayında yapılacak genel açılışa kadar bu bölümü izleyicilerimize sunacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Değerli konuklarımız, bu noktada kişisel birkaç şey söylememe yüksek müsaadelerinizi arz ederim. Bu çok uzun, çok çileli, ilmik ilmik örülen iş, çok değerli bir ekibin vazgeçilmez ve unutulmaz katkısıyla mümkün olmuştur. Onların adlarını teker teker sayarak zamanınızı almayacağım. Sadece birkaç ismi zikretmekle yetineceğim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bu projeyi destekleyip sürdürdükleri için bir kez daha teşekkür ederim. Bundan sonra da bazı hususlarda desteklerini esirgemeyeceklerine içtenlikle inanıyorum. Bana verdikleri bu fırsatla kültür hayatımın en önemli işlerinden birini bütün hayallerimle birlikte gerçekleştirme fırsatını sağladıkları için 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'e müteşekkirim. Bu noktaya gelmemizde en büyük pay Sayın Ethem Doğan'ındır.
bir derviş sabrıyla çalışan kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. Aynı şekilde küratörlük faaliyetlerinde çok ciddi bir çabayı yardımcı doçent doktor Hamit Akın Ünver ve oluşturduğu ekibi göstermiştir. Bütün arşiv malzemesinin ve objelerin iğneyle kuyu kazar gibi toplanması onun çabasıyla olmuştur. Ayrıca geliştirdiği çok yeni, çok yaratıcı görüşlerle bize ve müzemize önemli katkıda bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ederim. Başta Sayın Macit Gül Bey olmak üzere Kayserili yöneticilerimizin konukseverliğini ve yapıcı yardımlarını unutmayacağız. Aynı şekilde RAA firmasının bizimle birlikte çalışan ve yakın dönem Türk tarihi hakkında bir master öğrencisi kadar bilgi edinen görevlilerine ama özellikle proje sorumlusu Büke Kumyol'a teşekkür ederim. İnşaatla meşgul olan Rönesans firmasının görevlilerine teşekkürlerimiz bakidir. Bunca büyük bir işin tamamlanması için gösterilen gayretin harareti, hatta zaman zaman merareti insana istemese de kırıcı olabilecek şeyler yaptırabiliyor. Bu dönemde istemeden kırdıklarım, incittiklerim, üzdüklerim olmuşsa herkesten özür dilerim. Türkçenin en güzel deyimiyle her ne kadar sürçülisan etmişsem affola. Değerli konuklarımız, bir şairimiz hayat zamanda iz bırakmaz diyordu. Kendisini çok sevdiğim, hayatımda çok önemli bir yeri bulunan bu şairimizin yanıldığını söyleyemesem de bu görüşüne katılmadığımı burada dile getirmek zorundayım. Hayır, bazı hayatlar zamanda iz bırakır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan buna kubbede kalan hoş sada demektedirler. Bu müze o izlerden birinin tanıklığıdır ve kubbede kalan ama daha çok çınlayacak, çok hoş, çok hoş bir sadayı yansıtmaktadır. Hepinize saygılar sunarım. Sayın Kahraman'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sayın 11. Cumhurbaşkanım, yurt dışından bu vesileyle gelen değerli devlet adamları, kıymetli misafirler, Kayserimizin saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi açılış töreninde bugün bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Müzenin açılışını yaptığımız müze yıllarca Kayseri'nin bir sanayi, bir ticaret şehri olmasında büyük katkısı olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası kampüsünde burada açılıyor olması ayrıca önemlidir. Cumhuriyetimizin ilk tesislerinden biri olan fabrika yıllarca ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi için hizmet etti. Bugün de bir başka şekilde yine milletimizin, toplumun hizmetindedir. Bu durum Cumhuriyet kurumlarının devamlılığının da bir göstergesidir. Bu kesintisiz hizmet anlayışını, bu devamlılık zihniyetini mensubu olduğundan gurur duyduğum AK Parti'de de görmek mümkündür. İşte şu an saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, liderimiz
Recep Tayyip Erdoğan burada. Ve işte kendileriyle ilk günden itibaren yol arkadaşlığı yapan AK Parti hareketi iktidarında başbakan, cumhurbaşkanı görevi yapan Sayın Abdullah Gül Bey burada. Diğer bütün yol arkadaşlarımız burada. Kayseri'de AK Parti hareketini başlatan bütün yol arkadaşlarımız burada. Hep beraberiz, buradayız. Tıpkı ilk gün olduğu gibi bugün de yine yan yana, birlikte, hep beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanım, siz daima AK Parti bir vefa hareketidir derdiniz. İşte bu tabloda bir kez daha bu sözlerinizin bir teyididir. Allah'a hamdolsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Değerli misafirler, AK Parti'miz kurulduğu ilk günden itibaren hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir yandan milletin beklediği eser ve hizmetleri başarıyla yerine getirirken diğer yandan da demokrasimize, geleceğimize yönelik şer odaklarıyla mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Daha ilk günde partimizin kurucusu, liderini partiden uzak tutmaya çalışan bir hukuk faciasından başlayıp 14 yıllık süre içerisinde birçok engellemeleri hep beraber yaşadık. En son 15 Temmuz'taki kanlı FETÖ darbe girişimi ne kadar uzanan vesayet heveslilerinin marifetleri saymakla bitmez. Bu oyunlar, bu kumpaslar 14 yıllık iktidarımızda hep var oldu. Buna karşılık biz de 15 yıldır bir yandan millet iradesini vesayet odaklarına karşı korumak için mücadelemizden, azmimizden asla hiçbir şey yitirmedik. Diğer yandan da aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayreti içerisinde olduk. Bugün bu süreçte kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan ve Sayın Abdullah Gül karşı duruşlarıyla bu mücadeleye en büyük katkıyı vermişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi yakın tarihimizde çok önemli hizmetlerde bulunmuş devlet adamlarına devletimizin bir cemilesidir. Az önce müze müdürümüz Profesör Hasan Bülent Bey aslında müzenin amacını, müzenin vermek istediği mesajı bütün detaylarıyla paylaştı. Bu müze aynı zamanda Türkiye'nin siyasi tarih müzesi olma özelliğini de taşıyor. Müzede 1950-14 yılları arasında Türkiye siyasi tarihi en güzel şekilde anlatılmış. Bunun önemi şu: biz mazisi olan atiyiz. Gençlerimize, gelecek kuşaklara geçmişte yaşanan acı olayları, güzel olayları hatırlatmak, geleceğimizi daha sağlıklı inşa etmek için bu ve buna benzer eserlere daha fazla ihtiyaç var. Diğer yandan Sayın Abdullah Gül'ün hayatı, siyasette izlediği
yol ve müzede görev yaptığı AK Parti iktidarlarında ve Cumhurbaşkanlığı döneminde görev yaptığı sunumlarda kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi dünyadaki örnekleri seviyesinde ülkemizde az bulunan tematik müzelerden ve kütüphanelerden bir tanesi olmaya adaydır. 9 bölümden oluşan müzede demokrasiyle örülmüş bir hayat, değerler manzumesi, geleceğin liderleri gibi bölümlerde yer almaktadır. Ayrıca sosyal bilimlerin belirli alt dallarındaki ihtisas kütüphanesi bilim insanlarına hizmet edecek Sayın Gül ile ilgili bilgi, fotoğraflara da arşivde araştırmalar için yer verilecektir. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı faaliyet gösterecek olan müze ve kütüphane 7000 metrekare alanlı 3 binadan oluşmakta. Burada 15 Temmuz alçak darbe girişiminin müzede ayrı bir bölüm olarak ele alınması ve bunun gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki gayretlerden dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz yakın tarihimizin en büyük kahramanlık destanıdır. Dünyanın güçlükle anlayabildiği aziz Türk milleti silaha karşı, tanka karşı, topa karşı iman gücüyle, memleket sevdasıyla, bayrak sevdasıyla meydana inmiş, darbecilere darbeyi indirmiştir. Bu olay bu kadar nettir. Bu vesileyle ülkemizin birliği, bütünlüğü, bekası için 15 Temmuz gecesi verilen kurtuluş mücadelesi sırasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mimari anlayışının en güzel örnekleri de